Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizin yapımı oldukça kolay görünümü de gayet şık bu modelimizi nerelerde kullanabiliriz bebek örgülerinde yetişkin hem erkek hem kadın örgülerinde kullanabiliriz gayet kibar bir model evet örmesi de gayet kolay olan modelimizi hemen çalışmaya başlayalım kolay gelsin Modelimi 3 numaralı şişimle kuruyorum ve Nako'nun lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. Bebek ipi sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Altı ve katlarıyla modelimizi çalışacağız. Şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 6 ördükten sonra en son 3 tane ilmeğimizi de ilave ediyoruz ve modelimizin de öreceksek orada kullanıyoruz. 3 tane düz ilmek örerek başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ama 1 diye sayıyorum. 2 3 düzümü ördüm. 3 tane ters ve modelimizi arka yönden kuruyoruz. 1 2 3 tane de ters. Tekrar 3 düzüm örüyorum. 2 ve 3. 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz olarak sona kadar geldim. 3 tane düzümle bu sıramı bitiriyorum. Son ilmeğimi ben ters olarak örüyorum. Evet çeviriyorum. Modelimizin diğer yönündeyiz. Şöyle görelim. Burada da nasıl görüyorsak o şekilde örüyorum. 3 tane tersimi ördüm. 3 düz görüyorum bakınız. Düzleri düz, terslerimizi ters ikinci sıramızda örerek tamamlıyoruz. Modelimizin 3. sırasındayız. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bakınız iki tane düzüm sırada birinci ilmeğimi örmeden aldım düzlerimi ördüm 3 tane tersimi görüyorum üçünü aynı anda topluyorum ve alıyorum tek seferde aldım şişimden çıkarmıyorum tığımın başını doluyorum tekrar bir tane daha ters örüyorum 3 defa ördüm 3 düzümü gördüğüm gibi örüyorum terslerimde işlem yapıyorum bu sırada 3 tersi toparlıyorum tek seferde örüyorum şişimden çıkarmıyorum ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum tekrar bir defa daha örüyorum düzlerimi aynı şekilde düz 3 tersimin hepsini aynı anda topluyorum tek seferde ters örüyorum şişimin üzerine ipimi alıyorum bir tane daha ters örüyorum yani 3 ilmeği yine 3 defa ördük 3 düz 3 tersimi tek seferde toplayıp ters örüyorum. şişimde tutuyorum. şişimin üzerine ipimi alıp tekrar örüyorum. 3. sıramızı da düzleri düz, terslerin hepsini aynı anda tekrar üzerine ve tekrar ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenardaki üç düzümü örüyorum. Son ilmeğimi kenar düzgün olması için ters alıyorum. Evet, şimdi tekrar dördüncü sıramıza geldik ve örgünün ön, yani şöyle gördüğümüz gibi ipimizin sol tarafta olduğu bölümümüzde burada bakınız birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ters ilmeğimi örmüyorum. Burada şu kısımda işlemimizi yapıyoruz. Bakınız, şurada üç tane ilmeğimizi örmüştük. Ortadaki ana ilmeğimiz. Önce bir anlatmak istiyorum. Ortadaki ana ilmeğimizi ters öreceğiz. Öndeki ve sondaki ilmeğimizi ise e, şu şekilde, hani gördüğümüz gibi birini sağ tarafa, birini sol tarafa ön kısma yatırarak düz bir şekilde öreceğiz. Bu e, yatırma işleminde sağ taraftakini öndeki tersiyle yer değiştireceğiz. Sol tarafında ise arkadaki tersiyle yer değiştirip her ikisini düz. Bunun değiştirdiklerimi de düz ama ortadakini ters öreceğiz. Bu ön açıklamadan sonra hemen yapmaya başlayalım. Şişimi aldım. İlmeğimi taktım. Bakınız arkada kalacak ilmeğimi diğerine şöyle öne taktım. Bunun üstte olması yani ön tarafta olması gerekiyor. Arkadaki ipimi düz ördüm öndekini arkaya takmıştım. Onu da düz ördüm. Tam ortadaki ana ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bir tanecik ters örüyoruz. Sağ ve sola yatırdıklarımızı yani yanındaki yardımcısıyla birlikte yatırdığımızı düz, ortadakini ters ördüm. Şimdi tekrar buradaki de aynı şekilde olacak. Sondan alacağız ve bu gördüğüm ilmek ön tarafta kalacak. Şöyle giriyorum. Alıyorum. Diğer taraftan şöyle alalım. Bakın önde kalmasını istiyoruz her ikisinin de. Ve örüyorum. Arkadan aldığımı önce düz örüyorum. Ve sonrasında yeniden düz örüyorum. Bakın ne kadar kolay. Sağ taraftan bir ilmek alıp yerlerini değiştirip her ikisini düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Sol taraftakini de yine bir tane tersimi aldım. Bu ıı, uzatım ilmeği her ikisinde önde olmasına özen gösterdim. Çünkü modelimizi bu ayrıntı gösterecek. Ve şöyle iki tane tersim kaldı. Bakınız iki tersim bir tanesini ters örüyorum. Ve bir önceki şurada yaptığım işlemin aynını tekrar ediyorum. Üç tane ilmeğimin bakın şu şekilde alıyorum. Önce arkadaki ilmeği takıyorum. Diğerini şöyle takıp her ikisini de düz örüyorum. Bir, 2. Ortadaki tek ilmeğimi ters örüyorum. Diğer buradaki toplu olan düz ilmeğimizden bir tane tersle yer değiştiriyorum. Tersimi şöyle arkadan alalım ki uzattığımızın önüne düşüp modelimizi bozmayacak. Evet. Her ikisini yine düz örüyorum. Bakın. Bir kere daha yapalım. Şimdi iki tane ters kaldı. Bir tanesini yine ters örüyorum. Diğer tersimizi yer değiştirerek modelimi kuruyorum. Arkadan önce ters alıyorum. Düzü önden uzatıyorum. Her ikisini düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Ortada bir tane ters. Tekrar buradaki ve diğer tersle bu uzattığım düz ilmeğim ve diğer tersle yer değiştiriyorum. Arkadan alıyorum ki tersi şöyle önde modelimizi bozmasın. Her ikisini de düz örüyorum. Evet anlaşılmıştır umarım. Şöyle diğer ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim. Sona kadar örerek geldim ve bu şekilde bakınız ilmeklerimiz önde kalacak sakın arkada olmasın yoksa modelimiz bozulur özellikle şu ikinci yana yatan kısımda dikkat etmemiz gerekmekte arada bir tane tersimiz var şöyle son iki tane tersimi örüyorum ve modelimi burada kurarak tamamlamış oluyorum. 4 sırada modelimizi kurduk. Şimdi arkayı çeviriyorum ve birinci sırada yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ediyorum. 3 düzle başlamıştım. Birinci ilmeğimi aldım. 2, 3 tane düzümü örüyorum. 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz. 3 ters. Tekrar 3 düz. Son 3 ilmeğimi yine 3 düz örüyorum. Son ilmeğimi ters çeviriyorum. Bu sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Düzlerimi düz örüyorum. Terslerim ters. Tekrar üçüncü sıramıza geldik. Burada ilmeklerimizin düzleri aynen örüyorum, düzleri. Terslerimizi ise üçünü aynı anda toparlıyoruz. Şişimi üzerine ipimi alıyorum ve tekrar bir daha ters örüyorum. 3 tane düzlerimi örüyorum. Tersimin üçünü aynı anda örüp şişimden çıkarmıyorum. Şişimin üzerine ip alıyorum. Tekrar 3 tersimi örerek şişimden çıkarıyorum. 3 tane düzüm 3 tersi toparlıyorum. Ters olarak örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıp tekrar ters örüyorum. 3 düz 3 tersin hepsi aynı anda şişimin üzerine ipimi alıyorum tekrar ikinci kez ters örüyorum düzleri 3 tersim aynı anda ters şişimden çıkarmadan ipimi şişimin üzerine alıp örüyorum 3 tane düz Sona kadar bakınız ördüm ipimi aldım tekrar ters ördüm düz de örüyorum son ilmeğim ters. Evet şimdi yeniden şuradaki ilmeklerimizin yerini değiştirdiğimiz sıramızdayız hemen yapalım modelimiz büyüdükçe kendisini gösterecektir. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum üçüncü tersimi Buradaki bakın bu yönde düz olan ilmeğimle yer değiştiriyorum. Önce tersimi takıyorum. Şişe, sonra diğer ilmeğimi takıyorum ki önde dursun. Her ikisini de düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeğimi de buradaki tersle de yer değiştiriyorum. Hemen kendisinden sonraki gelen tersle yine her ikisini de düz öreceğim. Ama bu ilmeğim örgümün ön yüzünde duracak Evet şimdi alıyorum her ikisinde şişime takıyorum diğer tersi arkadan takıyorum ki bakın şöyle arkadan takıyorum ki şişimin önüne ilmeğimin önüne geçip modelimi bozmasın her ikisini de düz örüyorum bir tane ters ve yeniden bir tersle bir düzü yer değiştiriyorum önce tersimi takıyorum arkadan önden diğer düzü. Her ikisini düz örüyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Burada da bu düz olan ilmeğim ön yüzde olacak. Tersimi arkada önce uzun ilmeğimi takıyorum. Arkadan arkadan bakınız getirip takıyorum. Her ikisini düz örüyorum. Bir tane ters. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek istediğiniz örgülerde severek yapabileceğiniz güzel bir çalışma. Düz yerimi örüyorum. Oradaki tek ilmeğim ters. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum. Ters ilmeğimi arkadan şu şekilde arkadan getirip takıyorum. Her ikisinde düz örüyorum. Bir tane ters son kez bunu da çalışalım. Sonra modelimiz aynı şekilde kurularak devam edecek. Bakın arkadan aldım, önden uzattım, düz 20 ördüm, ortadaki ilmeğim ters ve tekrar öndeki yani buradaki düzüm öne kalacak, arkadaki tersim arkadan gelerek şişime takılarak düz örülecek. Ve modelim hiçbir aksi işlem olmadan bu şekilde devam edecek. Evet. Aynı işlemlerin tekrarıyla devam edip büyütelim. Modelimizi aynı işlemlerin tekrarıyla örmeye devam ettim ve bu şekilde çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.